Peki hiç, bir günde neler tüketmelerini tavsiye ediyorsunuz hocam? Evet, çok güzel sabahları çok güzel bir tane yumurta yesinler, peynir çeşitleri, domates, salatalık, zeytin, ekmeksiz mümkün olduğu kadar bunları evet, yemeye çalışsınlar. Tabii lazım. Bütün çorbalar olabilir, bütün sebze yemekleri olabilir, et, balık, tavuk olabilir, süt ürünleri olabilir, hiç sıkıntı yok. Israrla söylediğimiz şekerli şey. Yani özellikle bu mısır şurubundan yapılmış şeker, zaten şu anda bütün şekerler o mısır şurubundan üretilmiş. Son derece sağlıksız, son derece zararlı, son derece yani. Az değil, orta değil yani, çok zararlı. Yani mümkün olduğu kadar bunlardan uzak durmak lazım. Yani hamur işinde mümkün olduğu, çünkü kiloya sebeple alımların en büyük sebebi de hamur işi. Ekmek ve işte sen diyorsun işte abucu bir bisküviydi, poğaçaydı, börekti. Bunları çok az mümkün olduğu kadar yenebilir. Yani bir börek mesela, bir etli börek yaparsın. Yani yer, ben de yerim yani ama işte tadımlık yemek lazım ve onu böyle günlük miktarını düşürmek lazım. Evet, yine spor, yine diyet. Sağlıklı olmak için böyle özellikle ileri yaşlarda bir insan 70-80 yaşına geldiği zaman kesinlikle zayıf girmesi lazım. Yani 70 yaşında kilolu, obez bir kişinin sağlık problemi yaşamaması imkansız. Yani 70 yaşında, hatta 100-120... İmkansız yani. Muhakkak şekeri çıkar, dizlerinde problem olur, bel fıtığı olur. İşte tansiyonu çıkar, kolesterolü çıkar, şey her şey çıkar yani. Ne kadar basit yani. Onun için gençlikten başlamak lazım bu işlere. Daha böyle hatta çocukluktan başlamak lazım. Hemen kilo almamayı öğrenmek lazım. Bir yaşam tarzı oluşturmak lazım. Yani düzenli işte bir spor hobisi bulmak lazım. İşte yüzmeydi, tenisti, futboldu. Aklına ne geliyorsa her türlü spor olabilir. Hiç bilmiyorsan yürüyüş yapabilirsin yani. Muhakkak bir spor aktivitesi bulmak lazım. Bir hobi olarak. Gün haftanın en az 3-4 günü böyle bir saat falan böyle bir arada spor yapmak lazım. Günlük hayatta da böyle hareketli olmak lazım. İşte asansörle çıkmayacaksın da merdivenleri kullanman lazım. Ya da işte kısa mesafede yürüyeceksen arabayı kullanmayacaksın. Yürüyerek gidip gelmek lazım. Yani hani hiç spor yapmıyorsan bile aktif olmak lazım. Evet. Günlük hayatta. Yani. Peki hocam, tabii sportif faaliyetlerde olmamız gerekiyor dediniz de geçen de yine basında da duyduğumuz kalp krizinden maç sahasında kaybettiğimiz arkadaşlar. Onlar çok nadir. Çok nadir olan. Çok nadir sebepler. Çok nadir sebepler. Yani bunun için mesela biraz daha kalp krizi onun sebebi çok farklı. Onun başka farklı sebepleri var. Yani böyle eğer 35 yaşın üzerinde bir spor yapan kişi 35 yaşın üzerinde kalp krizi geçiriyorsa büyük ihtimalle ona şey arıyoruz biz. Koroner damarlarda tıkanıklık arıyoruz. Yani olabilir, genetik olarak ailesinde olabilir. Eğer de sigara içiyorsa da kendine iyi bakmıyorsa da yani bu riskler olabilir. Yani bakıyorsa da olabilir ailesinde var ise. Ama böyle 35 yaşın Tabii son derece önemli. Ama 35 yaşın altında mesela özellikle 30 yaşın altındakilerde genelde başka sebepler arıyoruz. Mesela hipertrofik kardiyomiyopati diyoruz. Kalbin bazı kasları çok gelişmiş oluyor ve orada darlık yaratabiliyor. Bunlar da ani ölümler sebep olabiliyor. Bazen sağ ventrikül bazı kişilerde hani çok az gözüken oranlarda sağ ventrikül displasi dediğimiz bir olay var. Onda da böyle ani ölümlere sebep olabiliyor. Ama bunlar zaten yani böyle aktif spor yapan kişiler zaten muhakkak zaten bir kardiyoloğa gidiyor, ekoları yapılıyor, efor testleri yapılıyor. Bunlar zaten ekart ediliyor. Ama bunların dışında kaçan çok nadirdir yani. Evet. Yani o hani bizim magazinsel olarak bazen görüyoruz bir tane ama bir spor yapıyor da işte spor yapmayalım anlamına gelmemesi lazım bu. Kesinlikle spor tam her zaman tabii kesin. Yani. Kesin yani. Bunlar kesin. Hayatımıza bir felsefe kesin.